28 3 2015 Nesiller canlarım. Şu ana kadar yapmakta olduğumuz ne ise bundan sonraki süreçte yapılacak olan o mu? Yok, hayır, değil. Farklı bir dünya çalışmasına başlandı. Hepiniz için bu böyle. Farklı bir dünya çalışması. Bugün burada bulunan tüm zaman sayfalanışını yapanların tümü bilişi hak etmiş kodlarımızdırlar. Sizler bilişle çalışanlarsınız ki bu çok önemlidir. Kelama hak olanların yollarında hasat olur ve sizde bütün kötülükleri açmış olan bilişliler var. İnsanlık tohumu ektik dünyaya ve bu tohum tüm zamanlar için kontrollü olarak kayıtlıdır. Düzen kurmak kolay değildi, düzen kurduk. Cümle yüceliklerde bilişi tohumladık, yaşamı kodladık. Biz dünyadayız, çok mutluyuz. Sualtı'nın Kur'an'ı okundu, sualtı kök sistemleri kodladı. İşgal yok dünyada. Bütün bunlar hak ummanında kodlanmış yaşamlardı ve biz bu yaşamlara has ilmimizle aşıp geçtik. Deri kemik olan insan bütüne görevlidir ve biz o insanı tüm yaşamlar için kontrol altına aldık. Yer ve gök insanın levhi kapısıdır. Bütün kötülükleri aşıp geçen biliş ilmi kapıda yanındır. Süper insanlık realitesi olarak kendi dürümlerimizden bütünü güçlendiren bilişimizle Medine'yi hak ettik ve Mekke kürzi kapılarını kodladık. Yaşamı kayıtladık, ilmi kapıda bütünün gücü olduk. Şükür bunları açtık, geçtik. Dünya altın tanrı ışığıyla aydınlandı. Ağır yüktü altın tanrı ışığı ve biz o ışığı bütünün gücü yaptık. Esmaları dürümleyen dümenin başındakiler diriliklerde kendi yüreklerini dinlediler. Elimiz görevimizdi ve bütünün gücü oldu bu görev. Nihan olan insan ağır yükü hafifletti. Düzeni kuran ilim aklın ilmiydi ve biz o ilmi bilişe hak ilimle kaynak yaptık. Cümle yolcuların gücünü artırdık. Doğanın gücü arttı. Ağır yük hafifledi. İyi ve kötü artık bilişte tüm zamanların nefhi kapısı oldu. Çürük çarık ne ise artık bizden öte biz olacak hepsi her, ve biz onların gözü olacağız. Yer ve gök iman edin ki yaşama iniyor. Seviyenizin ölçüldüğünü bilin. Bugün seviyeleriniz ölçüldü. Hepinizin yüceliğinde seviyeler ölçüldü ve görüldü ki sema hepinizin görevini tüm zamanlara dinleyecek, süper sistemleşmeyi sağlayacak, yücelikle dinlenebilecekti. Sizlerin bilişiniz bizlerin diriliğimizi güçlendirecekti ve güçlendirdi. Bugün yoğunluk arttı. Hepiniz çok iyiydiniz. Bu kesindir. Kalem ilim, aklın ilmi ve bütünün tüm zamanlardaki lefisi hepimizin gücü. Bundan ötesi daha yüce bir çalışma. Peki o çalışma nasıl olacak? İşte hepimizden istenen bu yüce çalışma kelamla olacak. Verdiğimiz bilgilerin gücünün örtüsü örtülmeden daha üstün bilgiler güçlendirici olarak kaynaktan çekilecek ve yer gök sistemleşmesiyle bilinçle tüm zamanlara indirilecek. Cennet gücü artacak. Yer ve gök sistem olacak ve görev sizin yüreğinizden öte olan o sistem gücüyle bilişe kayıtlanacak. Yarın altın ışık gök sistemleriyle cümle yücelikleri dürümlediğinde temel bilgi hepinizin diriliğinde bütünün ilmi olacak. Yeni dönemleri hepinizin yüreğinden dillerken şunu iyi bilin ki mehir verilmeyecek yüreklere, her diri kendi mehrini kendi yüreğiyle dinleyecek. El ve ayak insanın gücüdür. Ama elin ilmi, aklın ilminden diğer yaşamlara inmedikçe yanında tohum ekme imkanı yoktur. Ayak sistemin gücüdür. Ayağınız, eliniz bizim yüreğimizde olduğu zaman bütünün gücü hepimizin yüceliğinde olur.
Dolu dizgin bu çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Ve bu çalışmalar bu mecliste yapılacak. Daha başka bir çalışma olacak mı? Mutlaka olacak. Ama şunu iyi bilin ki bu meclisin yoğunluğuyla olacak. Her kim ki çalışmak ister, bilişi tohumlamalı ve yoğunluğu kodlamalı. Som altın bir ışığa varmalı ve bilişle tüm zamanların dürümlerinde bu mecliste olmalı. Eğer bu mecliste olabilirse çalışabilir. Kelamı hak ettiğinde Kürtlerin tüm zamanlardaki yoğunluğunu hak edebilir. İşte o zaman örtü açılır ve o örtünün altındaki güç dürümlere iner. Bütün kötülükler o zaman aşılır. O zaman kaynak ışık bütünün gücü olur. Devinimi artırdık mı? Arttı şu anda devinim. Sesle devinimi artırıyoruz. Şu anda devinim arttı ve devinimin artmasıyla birlikte tinler temiz sistemleşmeyi sağlayacak güce vardı. Tin. Hepinizin tine ayrımı yok. Ama bir tek tin var, o da kervanın yüceliğinde bütünün gücü olan tin. Sevgiyle hepinizi kokladık. Şükür ki kokladık. Tohumları kokladık. Kahir olan levh-i kapılardaki ilmi kayıtları yaptık. Neden yapıyoruz bütün bunları? Çörekleri pişirenlerin çörekleri yenir olabilmesi için. Yahu biz ekmekçiyiz. Nereden çıktı çörek diye sorarsanız söyleyelim. Doğanın gücünü artırabilecek dürüme varamayanların çoğu kendi yüreklerini kodlayarak, kendilerini kayıtlayacaklarını bilerek kendi diriliklerinden cevhere inmeye çalışıyorlar. İşte onların yaptıkları kendi çörekleridir. O çörekler bütünün gücünü tüm zamanlara dillerken hepimizden bilişi hak etmemiz beklenir. Bugün burada bunu yaptık ve bilişi tohumladık tüm zamanlara. Hepsi kendi yüreklerinde, kendi diriliklerinde, kendi yaşamlarında kendi çörekleri oldular. Bundan sonraki süreçte kati olarak kontrol kuracaklar ve kendilerini kayıtlayarak kelamlarıyla, kendi bilişleriyle, kendi nefesleriyle ekmek yapacaklar. İşte o ekmek bizim için de güçlendirici, dirilikleri tohumlayıcı olacak. Oğullarımızı dünyaya görevli olarak gönderirken herkesin daha iyi bir çalışmayı yapabilmesini ummuştuk. Düzen kurmak üzere bütüne görevli taşıdık yaşamlara her dirilikten. O taşınan görevlilerin çoğu kontrol dışı kayıtlarıyla bütünün gücünden çıktılar. Biz bugün onların daha güçlü olabilmeleri ve onların da kontrol edilebilmeleri için bilgi kapılarını açtık. Merdivenlerin en aşağısına iniş sebebimiz budur. Herkesi hak edebilmek, herkesi hak ettirebilmek ve herkese tüm zamanları dürümleyebilmek. Bunu yapabilmek üzere dünya ışığımızı aldık ve en aşağılara indik. En aşağılara ve o en aşağıların en aşağılarında bilgi kapılarını açtık. Altın ışık hepimizin gücüdür ama biz o ışığı bütüne ses olarak kayıtlamadıkça o ışık kendi yüreğimize çekilemez. Ve biz altın ışığı kendi yüreğimize bütünün gücü haline dönüştürebilmek için can kayıtlarından tüm zamanlara tohum olarak ektik. Kara sınırlı değildir. Kara ışık ağır yüktür ama sınırsızdır. O süper sistemleşmeyi sessiz zamanlarda dinleyecek tekniğe sahiptir. Kendi yüreğimizde kara ışık bütünün gücüdür. Ve bütün kötülükleri aşağı bildiğiniz zaman kara ışık ağır yükü hafifletebilir. Bunu yaptık biz burada. Kök sistemleri güçlendirirken, kara sistemi dürümlerken, her deliği kayıtlayarak bütünün gücü haline dönüştürebilmek için önce kendi yüreğimizde kontrol dışı ışıkları devreye aldık. O ışıkları tohumladık, kodladık. Kati kontrol kurabilmek için toplumları kalem yaptık. Yere güç kattık, göğü kökledik, süper sessizlikleri kayıtladık ve dedik ki aha bu. Ve sonra kontrol dışı bilgi kapılarını açtık. O kontrol dışı bilgi kapılarından ilmi kayıtlar dürümlendi ve diriliklere indi. Sevgiyle yapmadık bunları. Çok da kırıcıydık ama yere, göğe insanı indirirken bunların olması şarttı. İman edin ki ölüm geldiğinde hepinizin gözü hepimizin görevidir. Ve biz o gözü bütünün gözü haline dönüştürebilmek için
yere güç katmalıyız ve yere güç katabilmek için Ankara, İstanbul, ana kapı olan Atlanta, ata kaynağı olan ilmi kapı olan Anadolu. Hepimizin görevli sayfalanışını yapabilecek güçtür ve bu yoğun çalışmaya dürümlerinde dillenen her diliği katmalıyız. İşte bunu yaparken Esra'yı kayıtladık. Değerliler, Esra ve sevgiyle çalıştık. Yeni dönem ağır yükü hafifletmiş olarak Divi Risi Kaha olan sistemle devreye alındı. Yeni dönem hepinize hayırlı olsun. Cümle yüceliklere bunu bildirdik. Ayrı gayrı bitmiştir canlar. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Döngü buydu ve bu döngü tüm zamanların kürsi kapısında ışığı kötülükten uzak tuttu. Canlarım, yer ve gök sizi dinleyecek. Bunu hepiniz daha iyi anlayacaksınız. Ama saklı tuttuğumuz bir diğer mesele şudur. Bu meclisin gözü, tüm zamanların gözüdür. Bunu unutmayın. Bu meclisin sesi, zaman kapılarının ilmi kayıtlarındaki sestir. Ve bu meclisin yaşam sayfalanışı bütünün gücüdür. Tüm insanlık içindir bu çalışmalarımız, bunu unutmayın. Ben kendimi kurtarırım, başkaları benim umurumda değildir diyemeyiz. Herkes için ve her şey içindir yaptığımız çalışma. Dünya dışı varlık toplumları bunu size mutlaka açıklatmak istediler ve açıklıyorum. Eğrelti otu değil dünya, bunu da unutmayın. Bu dünya kelamdır, bu dünya yoldur, bu dünya yer küredir. Ama bu dünyanın gözü hepimizin gözüdür. Bunun içindir ki dünyayı Mustafa Kemal atalar gibi ata kapılardan kodlanmış ışıklar koruyacaktılar. İşte onların hepimize gerçek ilim kapıları olarak gök sistemleriyle indiği kesindir. Dürtülerle yapılan çalışmaların artık sona ermesi istenir ki bu bizim de beklentimizdir. Ama dümenin başına oturanların çoğu henüz dürtülerle çalışıyorlar. Ortak kapıları kapatmadan önce onların da kendi yoğunluklarını oğullatmaları ve tohumlatmaları şarttır. Derim ki ben insan soyuna inanç sistemleşmesini artık diri kayıtlardan ayrı, gök ayrı, yer ayrı çalışmalar olarak oğullatmak isterim. Yani inanç çalışmaları tamamıyla yaşamdan ışık çalışmalarına ayrı tutulmalıdır. Birçokları bunu hoş karşılamayabilir ama daha da güçlü olabilmek için artık inanç çalışmalarının kelam çalışmalarına çıkması gerekir. Düzen kurmak budur. Dünyayı hepimizin görevi olarak bilmenizi isterim. Ama dünyada yer ve gök tek bir ekmektir. Ve dünyayı hepiniz kendi yüreğinizle koruyacaksınız ama ben inançla çalışırım, ben imparatorluğun kuranı olur çalışırım şeklindeki ayrışmaların diri olarak kendi yüreğinize inmeden, kendi yaşamınızdan ayrı tutularak gerçekleşmesi gerekecek. İnanç çalışmaları kelamda yoksa da yaşamda vardır. Bu nedenledir ki inanca dayananların inançla hak edilmeleri ya da kaynakta olanların kendi yoğunluklarıyla hak edilmeleri gerekir.